Evet, bugün İstanbul Sultan Gazi ilçesindeyiz. Epilepsi hastası Rabia yeğenimizi ziyaret eden Pozitif Eğitim Pozitif Engeller Eğitim Derneği Başkanı İsmail Çavdar ve Onursal Başkanı Sevim Çavdar bu güzel aileyi ziyaret etti. Evet Sayın Başkanım, bir ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyiz değerli başkanım? Böyle bir hastaları ziyaret etmek, moral vermek. Annesi de Kamile, Asel Orhan hanımefendi. O da bizimle bayağı ilgilendi gerçekten. Canı gönülde teşekkür ederiz. Misafirperverlikten dolayı. Rica ederim. Şimdi biz 2004 yılında derneği kurarken benim kız kardeşim zihinsel engelli. Şu anda 52 yaşında. Her engelin eğitimle, sevgi ve saygıyla aşılacağına inanıyoruz. Kardeşimizin hasta olduğunu duyunca kapılarını bize açtılar. Biz de güzel kızımızı ziyarete geldik. Tabii ki elimizden gelen şeyleri yapacağız. Teknolojik gelişmelerden ya da tıbbi tedavi yöntemlerinden araştıracağız. Eğitim de daha güzel olacak inşallah. Tedavisi de karınca kadarınca aileye de yalnız olmadıklarını, binlerce engellimizin olduğunu ve bu engellerle hep beraber bir elmanın iki yarısı ve aynı gemide yolcu olduğumuzu, yalnız olmadıkları için en azından hiçbir şey yapamasak moral ziyareti olsun diye gelmiş olduk. Onlar da bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Sayın Başkanım, Sevim Hanım. Ben de önce en büyük görev annelerin olduğunu biliyoruz zaten. Kendine Allah yardım etsin diyorum. Onların sevgisiyle zaten çocuklar ayaktalar. Kurum kuruluşların da devletin de engellere engel değil destek olmasını istiyoruz. Engellerin kaldırılmasını, herkes için yaşanabilir şehirler, herkes için yaşanabilir bir ülke istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Rabia'nın annesi çevirelim. Siz bir şey diyor musunuz efendim? Sıkıntınız çok biliyorum. Evet, sıkıntım çok. Hani nereden başlayacağım da bilmiyorum. Bizim ilaç sıkıntılarımız çok oluyor. Hani yurt dışına gelen ilaçlar falan, onun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Bu bez konusunda devlet hani belirli bir aylık veriyor, 2 aylığı biz alıyoruz. O konuda yani daha iyi destek olmasını istiyoruz. Yani hani gittiğimiz, bulunduğumuz ortamlar bize göre hani ayarlansın. Yani nasıl i̇şte anlasam engelsiz ki, olsun evet, diyoruz. Evet, engelsiz. Yani bizde hani herkes için çıkarıp normal olmuş. İnsanların içine katıp parklarda gezdirip normal insanların içine gezdireyim. Hani tuhaf tuhaf bakmasınlar ki zamandaki bunu ben yaşadım. Hani metroda mesela atıldığım günler bile oldu. Parka gidip de hani çocuğumu normal çocuklarınızın içine sokmayın. İşte çocuklarımız korkuyor ki benim kızımın o kadar yani fiziksel bir belirtisi olmadığı halde. Parktan bile yani kovulduğum oldu. Yani bu tür konularda bir sıkıntı yaşıyoruz. Bakım konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de devlet hani bize şöyle bir bu engelliler anneler hani çalışamıyor biliyorsunuz zaten. Öyle bir yasa çıkmış, ben o yasayı hiç beğenmedim yani. Beğenmedim derken bize göre bir yasa değil. Hani onun üstünde tekrar bir düşünmelerini istiyorum. Engelli anneler 15 yıl bakıp da ondan sonra sigortalı olacak diye emekli olacak diye. Hani ben kendim de gittim soruşturdum SSK'ya. Çalışan anneleri kapsıyormuş. Zaten %99 engelli bir anne nasıl çalışabilir? Onu da merak ediyorum. Öyle bir şey zaten olamaz. Hani ben çalışsam ona kim bakacak? Yani o yasa kesinlikle yani biz engelliler anneleri için değil. O %25 engelli olan anneler için geçerli. Hani bunun üstünde düşünmesini istiyorum tekrar. Bu konuyu gündeme getirelim, haberleştirelim. Bu konuda kırıklısınız. Sosyal devlet... Kanun çıkarken kanundan sıkıntı duyanlarla değil de aklı evveller yaptık oldu diye kanun çıkarıyorlar. Mutlaka çözüm olur. İyi bir cumhurbaşkanımız var. Herkesin evet, engeline evet, çözüm evet, sunacağız kendisi diyor. Kendisi de zaten kişisel inşallah, olsun sevdiğim o da bir duyar, cumhurbaşkanımız. Şey yapar. Son olarak bir mesajınız var mı Sayın Başkan? Engelsiz bir Türkiye, mutlu bir dünya istiyoruz. Başka bir istediğiniz yok. Teşekkür ederiz.